binlerce insan organ nakli beklerken hayatını kaybediyor. Değerli izleyenler, TV9 İzmir ekranlarında günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Tarihler 26 Mart 2019'u gösteriyor, günlerden salı. Evet, yerel seçimlere 5 gün kala siyasetin gündemi de hareketlenmeye devam ediyor. Artık seçim turları için adaylar son virajda diyebiliriz. Siyasetin içinden önemli gelişmeler var. Bunları sizlerle paylaşacağız. Ancak bültenimize başlamadan önce sıcak bir gelişme var. Onu sizlerle paylaşalım. Ödemiş'te seyir halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi ağır yaralı. Ona ilişkin detayları sizlerle paylaşalım. Şu anda ekranlarınıza da görüntüler geliyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde hareket halindeki otomobile yönelik silahlı saldırıda sürücü ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay 13.30 sularında Ödemiş Sanayi Sitesi girişinde yaşandı. Tayfun Çoban'ın yönetimindeki 35 GA 7108 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edilmeye başladı. İsabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tayfun Çoban'ın yönetimindeki araç yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarparak durabildi. Silah seslerinin yankılandığı sanayi sitesinde olayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Çoban Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri aracın çevresini kordon altına alarak incelemelerde bulundu. Hayati tehlikesi süren Çoban'ın tedavisine Ödemiş Devlet Hastanesi'nde devam edilirken Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü silahlı saldırının faili ya da faillerin tespit edilip yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Şu anda da ekranlarınıza o saldırıya ilişkin görüntüler yansıyor. Gerçekten otomobilin de onlarca kurşun aldığını şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Bugün bölgenin önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Sıcak gelişme olarak sizlerle paylaşıyoruz değerli izleyenler. Evet, şu anda da ekranlarınıza o saldırıya ilişkin görüntüler yansıyor. Evet, bu sıcak gelişmeye ilişkin detaylar bu şekildeydi. Siyasetin gündemiyle şimdi başlıyoruz. Artık yerel seçimlere günler kala Cumhur İttifakı Ödemiş'te bugün Milliyetçi Hareket Partisi ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Ona ilişkin gelişmeleri de sizlerle paylaşalım. Milliyetçi Hareket Partisi öncülüğünde düzenlenen kahvaltıda Cumhur İttifakı bir araya geldi. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu'nun da katıldığı programda seçimlere 5 gün kala birlik ve beraberlik mesajları verildi. Düzenlenen kahvaltıya Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, her iki partinin AK Parti ve MHP'nin ilçe başkanları ve Cumhur İttifakı Ödemiş Belediye Başkan adayı Münir Bezmez katıldı. Aynı zamanda MHP İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağa da önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak kürsüye ev sahibi Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı İsmail Poyraz geçti ve birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ardından Cumhur İttifakı Ödemiş Belediye Başkan adayı Münir Bezmez önemli açıklamalar yaptı. Şimdi o açıklamalara kulak verelim. Ülkenin geleceğini belirleyecek olan yerel seçimlerin artık son virajındayız. Bu virajda bizlerin bir araya gelmesini sağlayan, bizleri yalnız bırakmayarak desteğini esirgemeyen Sayın Vekilime hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun Sayın Vekilim. Şimdi son günlerde artık BK, ZK artık tartışma meselesi haline gelmişti. Deniyordu ya, BK ile ne alakası var yerel seçimlerin? Evet, normalde yerel seçimlerin bekayla alakası olmaması gerekiyor. Ama öyle kozmopolitik bir ülkede yaşıyoruz ki 94 tane belediye başkanı kamu mallarıyla terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık etmekten cezaevinde olduğu bir ülkede devletin kanla, canıyla, şehadete ererek, erlerini kaybederek belediyelerden uzaklaştırdığı terörü Ödemiş'te, İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, hatta birçok şehirde belediyelerimize yerleştirmek istiyorlar. Hamdolsun AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın bayrağı altında buna hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz, tevazu göstermeyeceğiz. Seçimimize şurada 5 gün kaldı. Bu 5 gün içerisinde birlik beraberlik içerisinde birbirimizi kırmadan, dışarıdan gelebilecek olan her türlü tahriki dikkate almadan canla başla 5 gün daha çalıştık mı Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı zafer hepimizin olacaktır. Her iki partiden oluşan Cumhur İttifakı, ben inanıyorum, Ödemiş'imize son derece güzel hizmetler yapacaktır. Ödemiş'imizi İzmir'de ve Türkiye'de ismini duyuracaktır. Hem ekonomik olarak, hem kültürel olarak, hem sosyal olarak Ödemiş'imiz layık olduğu yere kavuşacaktır. Tabii bunu yaparken başta her iki partimizin yöneticileri, her iki partimizin milletvekilleri, bakanları ve 2 tane liderimiz arkamızda olacaktır. Ödemiş değerlidir. Ödemiş'ten verilecek mesaj, İzmir'den ilan edilecek Cumhur iradesi bu yüzden çok kıymetlidir. Ödemiş'in aklıyla dalga geçtiğini sanan, İzmirlilerin ferasetini yok sayan zillet ittifakı kaybetmeye mahkumdur. Çünkü Ödemişli kendisine dayatılan Kandil Truva atlarını elinin tersiyle alaşağı edecek, İzmirli önüne koyulan kriptolarla unutmayacakları bir ders verecektir. Demokrasi kutsalı adetmiş İzmirli'ye, demokrasiyi katledenlere gurur duyan Tunç Soyer'i layık gören, vatanın bölünmez bütünlüğünün kırmızı çizgisi olarak benimsemiş İzmirli'ye belediye meclis üyeliği aday listesinde PKK militanlarına ve sempatizanlarına yer vererek hakaret eden CHP'li Tunç Soyer'i ve avanelerini dayatan, onlarca yıldır İzmirli'nin duygularını suistimal ederek İzmirli'ye hükmetmeye çalışan zihniyet 31 Mart'ta kaybetmeye mahkumdur. İzmir'in sorunu... Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer geçtiğimiz gün akşam Kiraz'daydı ve Beydağ'da vatandaşlarla buluştu. Tunç Soyer Kiraz'da Mehmet Emin Avşar'a, İyi Parti'nin Kiraz adayı Mehmet Emin Avşar'a destek istedi. Üreticiye de alım garantisi vereceklerini ifade etti. Tunç Soyer'in Kiraz mesaisine ilişkin detayları izleyelim. Millet İttifakı CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Kiraz'da Millet İttifakı İyi Parti Kiraz Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Avşar'a tam destek mesajını yineleyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kiraz Belediyesi'nin güçlerini birleştirip Kiraz'ın dertlerine derman olacaklarını vurguladı. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak taahhüt ediyoruz. Ürettiğiniz ne ürün varsa elinizde kalmayacak, Büyükşehir Belediyesi satın alacak kardeşim. Millet İttifakı İYİ Parti Kiraz Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Avşar, Kiraz Belediyesi'nin borç miktarının açıklanmasını istedi. Evet değerli izleyenler, Tunç Soyer'in Kiraz'da yaptığı açıklamalara ilişkin detayları sizlerle paylaştık. Şimdi biraz kiraz siyasetini sizlere özetlemeye çalışacağım. Aslında 31 Mart akşamı en merak edilen ilçelerden bir tanesi Kiraz. Çünkü Kiraz'da siyasi seçim yarışı biraz hareketli geçiyor. Dün Tunç Soyer'le birlikte Millet İttifakı'nın Kiraz Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Avşar da vatandaşlara seslendi. 3 konuda sert konuştu Mehmet Emin Avşar. Salim Özkarakaş'a sorular vardı. DSP'nin Kiraz adayı. Hala Tunç Soyer üzerinden ve Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden siyaset yaptıklarını dile getirdi. Ardından Saliha Özçınar'a Kiraz'da sattıkları arsaları sordu ve bu satılan arsaların paraları nereye gitti dedi. Aynı zamanda da belediye içerisinde çalışan personele tehdit yapıldığını ve mitinglere çalışan personelin zorla götürüldüğünü sordu. Mehmet Emin Avşar'ın geçtiğimiz gün akşam yaptığı o sert konuşmaların detaylarına bakacağız. Aday olmuş olduğunuz partinin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı varken Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı arkamızda değil, onun posteriyle poster kendi resminize o posterin içine yerleştirip aldatmaya, yanıltmaya kimsenin hakkı yok, haddi de yok. Bana baskı yapılıyor. Bu ayıptır. İnsanların fakir ekmeği elinden alınmaz, baskı yapılmaz diyordunuz. Şimdi ne değişti de şu anda belediyede çalışan işçilere baskı yapıyorsunuz. Taşeron işçilere baskı yapıyorsunuz. Memurlara, sözleşmeli memurlara baskı yapıp miting alanlarına taşımaya kalkıyorsunuz. Bunu Kiraz halkı unutmaz. Cesareti varsa arkamda konuşmasın diyor. Biz Sayın Başkan'a soruyoruz. Sizin cesaretiniz varsa Kiraz Belediyesi'nin satmış olduğu arsaları ve arazilerin tamamının sayısını açıkla. Aynı zamanda belediye . Evet değerli izleyenler, siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. Küçükmenderes Havzası'nda siyasi hava bu şekildeydi. Şimdi bir de İzmir merkezin siyasetine bakacağız. Bu seçimlerde AK Parti kanadında İzmir'de belki en fazla konuşulan isimlerden bir tanesi İzmir Milletvekili ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu. 3 kez basın toplantısı düzenledi bu seçim sürecinde ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne, özellikle Aziz Kocaoğlu'nu ve Tunç Soyer'e önemli sorular sordu Hamza Dağ. Bu süreçte İzmir'de biraz Cumhuriyet Halk Partisi ittifakına ilişkin çok fazla sorular gündemde. Zaman zaman ekranlarınıza yansıtıyoruz. İzmir'de Hamza Dağ, İzmir üzerinden oynanan tehlikeli bir oyun var dedi ve 2 kez daha önce düzenlenen basın toplantısında bu soruyu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelttiğini söyledi ve 3. kez bir kez daha soruyorum dedi ve Aziz Kocaoğlu'na soru yöneltti. İzmir üzerinde oynanan kirli siyasetin ne olduğunu sordu. Hamza Dağ'ın bugün basın mensuplarına yaptığı o konuşmaların detaylarına bakacağız. Tunç Soyer göreve geldiğinde Seferisar Belediyesi'nin 20 milyon lira toplam borcu bulunmaktaydı. Soyer bu borçları bahane ederek 2010 yılından itibaren büyük küçük satabileceği birçok taşınmazı satışa çıkardı. Kullanım hakkı Çeçen asıllı İsmail Pepev'in sahibi olduğu Prens Grup'ta olan ve üzerinde 5 yıldızlı bir otel bulunan 52.183 metrekarelik arazi aynı şirkete 14.200.000 liraya satıldı. İhale tarihi 14.10.2016. Şu meşhur ekmeksiz plajı. Buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Burası kent meydanına bir park yapılması sözü alınarak Kazak yatırımcılara satıldı. Bu alan 400.000 metrekare büyüklüğünde değer biçilemeyen, tek başına Seferisar'ın tüm borçlarını kapatabilecek kadar değerli ve bugün için en az 200 milyon lira edeceği söylenen bir arazi. Tek başına Seferisar Belediyesi'nin borcunu kapatacak, üstüne de yatırımlar yapılmasını sağlayacak bir arazi. Bu kaç paraya satıldı biliyor musunuz? Bunu ben değil, Tunç Soyer bir açıklasın. Bunun gibi daha birçok arazi değerinin altında satılmıştır. Bu satışlarda öne çıkan en önemli hususlar satılan arazilerin değerinin altında satılıyor olması ve buralardan elde edilen gelirlerin hizmete dönüşmediği gibi belediye borcunun da her geçen gün artmasıdır. Ama kamuoyuna yansıyan ifadeler üzerinden bunu söylüyorum. Yani Aziz Bey'e o zaman sorduklarında İzmir üzerine tehlikeli bir oyun var dedi. Bu oyun ne? Yani bu oyun bu arazi satışlarıyla mı alakalı, yoksa Tunç Soyer'in ismi açıklandığında bir yerlerden gelen destekle mi alakalı, nereyle alakalı? Onu Aziz Bey bizden çok daha iyi biliyor ve 14 yıl belediye başkanlığı, İzmir'in kuruluşundan bu yana en uzun belediye başkanlığı. Allah buna onu nasip etti. Bu millet o imkanı, bu İzmirliler bu imkanı Aziz Bey'e verdiler ve İzmir'e borcu. Evet değerli izleyenler, gerçekten siyaseti bazen bizler de anlamlandıramıyoruz ancak 31 Mart'ta sorularda yanıt bulmuş olacak. Gerçekten çok fazla iddialar var. Karşılıklı her iki partiden sorulan sorular var. Bu soruların yanıtını da galiba pazar günü bulacak ve millet bu sorulara yanıt vermiş olacak değerli izleyenler. Evet devam ediyoruz. Siyasetin gündemi bu şekildeydi. Bu yorumu da yaparken biraz siyasi havaya ilişkin yapıyoruz. Aslında zaman zaman bazen eleştiriler de alabiliyoruz. Hiçbir şekilde taraf olarak bu yorumu yapmıyorum. Genel olarak değerlendirdiğimizde gerçekten partilerin birbirlerine sorduğu sorular var. Bazen bu soruları yanıt bulabilmek de gerçekten zor. Siyasetin gündemi bu şekildeydi değerli izleyenler, tekrardan yenilemek gerekirse. Evet, Büyükşehir Belediyesi Tire'de modern bir mezba yapacak. Buna ilişkin Büyükşehir'den bugün proje görselleri de paylaşıldı. Ona ilişkin detayları da sizlerle paylaşalım. Devredilen Tire mezbası yetersiz kalınca İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçedeki eski sebze halini modern bir mezbaya çevirme kararı aldı. Avrupa Birliği standartlarındaki yeni tesiste kesimden karkasın tartılışına kadar her işlem kamerayla izlenebilecek. Günlük kesim kapasitesi 250 büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvana ulaşabilecek. ...6360 sayılı kanun kapsamında Tire Belediyesi'nden devralınan eski mezbaha yetersiz kalınca Büyükşehir Belediyesi tarafından 19.000 metrekarelik eski sebze hali bölgesinde son teknolojiyle donatılacak ve karkasa el temasını ortadan kaldıran gelişmiş sistem oluşturulacak. Otomatik hat ile günde 250 büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olacak Tire mezbası, aynı zamanda 500 büyükbaş ve 1000 küçükbaş hayvanın karkasını da soğutabilecek. Kesimden karkasın tartıldığı ana kadar tesisteki her aşama kamerayla izlenebilecek. İnsan tüketimine uygun olmayan hayvanlara ait et ve sakatatlar, toprağa geçebilecek hastalık riski ve çıkan emisyon gazının önlenmesi amacıyla çevre hassasiyetine uygun bir şekilde aynı tesis içindeki atık yakma fırınında imha edilecek. Evet değerli izleyenler, TV9 İzmir ana habere devam ediyoruz. Biraz kültür sanata bakacağız. Dünyaca ünlü oyun Ödemiş'e geliyor. ÖSEM Latife Tekin'i Ödemişlerle buluşturuyor. Buna ilişkin detayları da sizlerle paylaşalım. Tiyatro Hemhalin Latife Tekin'in romanından uyarlama tiyatro oyunu Sevgili Arsiz Ölüm Dirmit Ödemiş'te sahne alacak. Oyun 4 Nisan Perşembe günü sahnelenecek. 4 Nisan Perşembe akşamı 20.30'da Belediye Kültür Merkezi'nde Ödemiş Sanat Etkinlikleri Meclisi Derneği organizasyonuyla gerçekleşecek. Geceye oyunun uyarlandığı romanın yazarı Latife Tekin de katılacak. Oyun için davetiyeler Butik MENA, Butik Tutku, Taşlı Sarrafiye, Yoga ve Koçluk Merkezi'nden temin edilecek. Ünlü romancı Latife Tekin'in ilk romanı Sevgili Arsız Ölümü Hakan Emre Ünal ve Nezaket Erdem tiyatro uyarladı. Oyunu Hakan Emre Ünal yönetiyor. Nezaket Erdem ise oynuyor. 4 Nisan Perşembe akşamı bu özel oyun Ödemiş'te Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Evet, bu hafta Kütüphaneler Haftası Ödemiş'te tüm yurtta da olduğu gibi çeşitli etkinliklerle Kütüphaneler Haftası kutlanmaya devam ediyor. Buna ilişkin detayları sizlerle paylaşalım. 55. Kütüphaneler Haftası Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinlik ile kutlandı. Programın 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı. Günün anlam ve önemini ifade eden konuşma kütüphane personeli Bülent Uludağan tarafından yapıldı. Olmalıdır. Bunun yolu ise kitap okumaktan geçmektedir. Okuma alışkanlığı kişilerin okumayı öğrendikten sonra bu eylemi zevkle yapmalarını sağlamak için kazanmaları gereken önemli bir beceridir. Erken dönemde okuma alışkanlığı kazanan öğrencilerin kelime hazinesi ve düşünme yeteneği gelişmekte ve buna bağlı olarak yaratıcı zeka ve konuşma yeteneği daha da ileri seviyeye çıkmaktadır. Okumak önce kişiyi sonra toplumu inşa eder. Bu yüzden halk kütüphaneleri halkın... 2018 yılında en çok kitap okuyanlar Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında ödüllendirildi. Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi tarafından 2018 yılı kapsamında en çok kitap okuyan 9 okuyucu sıralamasında 134 kitap okuyan Çağan Taşkıran 1. 115 kitap okuyan Eda Ahı 2. 99 kitap okuyan Nurcan Ekrem 3. olma başarısı gösterirken yetişkin kitap okuma kategorisinde Gamze Tanyeri 195 kitap okuma başarısını göstererek ödüllerini aldılar. Bunun yolu ise kitap okumaktan geçmektedir. Okuma alışkanlığı kişilerin okumayı öğrendikten sonra... Evet değerli izleyenler, TV9 İzmir ekranlarında günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Saatler yeniden 18.30'u gösterdiğinde bölgenin yeni nesil tek televizyonu TV9 İzmir'de yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.